Hoş geldin ben Mehmet Üzüm. Bugün telefonumda kullandığım çeşitli uygulamalardan bahsedeceğim ve buna ek olarak ise aslında telefonumu nasıl kullandığım üzerine de bir video olacak. Böylece bir iPhone kullanıcısıysanız bu video kesinlikle işinize yarayacak. Android kullanıcısıysanız özellikle kullandığım uygulamalar burada daha fazla işinize yarayabilir ama bazı aslında kullandığım özellikler hem Android'de hem de iPhone'da olduğu için yine işinize yarayacaktır. Şimdi öyleyse duvar kağıdıyla beraber başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi ben burada Matrix çok seven birisi olarak Matrix'in Wake Up Neo isimli duvar kağıdını kullanıyorum. Her ne kadar bu duvar kağıdını kullansam da aslında şöyle bastığımız zaman görmüş olduğunuz gibi odak modları için. Her biri için farklı farklı kullandığım çeşitli duvar kağıtları var. Bunun üzerine de yine ayrıca konuşacağız. İlk olarak widget'lardan başladığımız zaman sol tarafta mail var. Önemli mailler burada tanımlı. Böylece önemli bir mail geldiği zaman hemen ana sayfadan görebiliyorum. Hemen orta tarafta ise Google Haritaları görüyorsunuz. Burada otomatik olarak Google Haritalara bağlanıyor. Böylece Acil bir yer aramam gerektiği zaman hiç telefonu açmakla uğraşmadan hemen widget'larla beraber aramamı yapabiliyorum. Hemen sağ tarafta ise Google arama bölümü mevcut. Buradan da yine tek tıkla beraber Google aramaları yapabiliyorum. Şimdi uygulamalara geçeceğiz ama öncelikle size şundan bahsetmek istiyorum. Ayarlarda odak bölümüne geçtiğimiz zaman burada benim temelde kullanmış olduğum 4 farklı odak var. Rahatsız etme, fitness, iş ve uyku. Uykuya zaten saatle bağlı olarak otomatik bir şekilde geçiyor. Diğerlerini de çalışırken ya da spor yaptığım zamanlarda uyguluyorum. Odağı kullanmanın şöyle bir artısı var. Mesela diyelim ki fitness moduna geçtiğim zaman sadece telefonumda fitnessla alakalı uygulamaları gösteriyor ya da fitnesste öncelik tanıyacak uygulamalar. Mesela masa üstünü burada görebiliyorsunuz. Hatta örnekle beraber göstereyim. Mesela şimdi benim standart uygulamalarım ve arayüzüm bu şekilde. Ama diyelim ki ben buradan odağı mı Fitness alayım kapatayım gördüğünüz gibi hem duvar kağıdım değişiyor hem de benim fitness'te kullanabileceğim çeşitli uygulamalar karşıma çıkıyor. Ama diyelim ki ben buradan çalışıyorum bazen çok ciddi bir odaklanarak çalışmam gerektiği durumlarda rahatsız etmeyi seçiyorum ve uygulamalar önemli değil bir saat boyunca telefonu tamamen sessiz alıyorum. Ama çalışıyorsam şimdi iş moduna geçeyim gördüğünüz gibi duvar kağıdım değişti ana sayfam değişti burada yukarıda benim to do istim geldi yani to do list uygulamasının widget'ı geldi. Bu da günlük yapmam gereken şeyleri gösteriyor. Masa üstünde mesela takvim karşıma çıktı. Bu da ne anlama geliyor? Benim yapmış olduğum işe göre aslında telefon kendini kişiselleştiriyor ve benim ihtiyaçlarıma göre bir arayüze ulaşmış oluyorum. Bu da çok ama çok kullanışlı. Burada mesela şundan bahsedeyim. Siz Ayarlara girip odak modunda işe geçtiğim zaman burada kişileri görüyorsunuz. Bunlar benim çalışırken sadece arayabilecek kişiler. Başka hiç kimsenin aramasını kabul etmiyorum. Bu da nedir? İşte babamdır, işte eşimdir. E doğal olarak onlar aradığında hani önemli olabilir. O yüzden onların aramaları açık. Birkaç kişi daha var burada blurlu olan. Onlar beni çalışsam bile arayabilecek kişiler. Aynı zamanda ise uygulamalara geçtiğim zaman sadece ve sadece çalışırken iş cep uygulaması Forest uygulaması ve maillerin bildirimini görmek istiyorum. Mesela bu oda özel bu şekilde. Ama diyelim ki fitness uygulamasına geçtiğimiz zaman bu sefer gördüğünüz gibi mesela kargo mu geldi, işte sporla alakalı bildirimler, fitness uygulaması gibi bunların bildirimlerinin de gelmesini açıyorum. Mesela diyelim ki iş odağına girdiniz. Hem Apple Watch'unuzun arayüzünü ona uygun hale getirebilirsiniz. Hem de telefonunuzun Arayüzünü ona uygun hale getirebilirsiniz yani kullandığınız widgetler arayüzler bu odağa bağlı olarak değişiyor şurada Apple Watch'a bakın Fitness aldım Otomatik bir şekilde gördüğünüz gibi Kadranım değişti mesela işe alayım şimdi kadranım yine değişecek Böylece hem Apple Watch'un hem de iPhone'un Arayüzünü kendime göre kişiselleştirebiliyorum şimdi burada uyku modunda göstermek istiyorum uykuya geçtiğim zaman ise bir kere telefon tamamen her şey siyah oluyor ki uyurken akşam dikkatimi dağıtmasın. Ve burada yine ışıkları kontrol edebileceğim, gün doğumunu görebileceğim ve alarmı görebileceğim işte widgetları görüyoruz. Size alarmı uygulamasından da bahsedeyim. Eğer ki uyanmakta zorlanıyorsan, %100 beni uyandıracak bir uygulama istiyorum diyorsan bu uygulama sana göre. Ücretsiz de iyi bu arada. İlla ücret vermenize gerek yok. Şimdi şöyle mesela buradan diyelim ki bir alarm ekleyeceksiniz. Alarmı ekleyelim. Sabah ben örnek veriyorum. 7.45'te uyanacağım. Şimdi bunu tekrarlayalım mı her gün mü olsun? Mesela çalışıyorsanız ya da okula gideceksiniz. Bunu hafta içi olarak seçebilirsiniz. Ben şimdilik atlayacağım. Şimdi burada misyon var. Şimdi bu misyon kısmı önemli. Mesela belli başta adımı atmadan mesela 20 adım atmadan alarm kapanmıyor. Mesela bunu seçebilirsiniz. Yani %100 yataktan kalkmanız lazım. Ya da belli bir şey yazabilirsiniz. Onu buraya ekleyebiliyorsunuz. Ben burada matematik problemini seviyorum. Matematik problemi için burada mesela standart bir şeyi seçip ya da kolayı seçersiniz. Mesela ön izlemeyi açayım. Şimdi alarm ötmeye başlıyor. Bu şekilde çeşitli işlemler size soruyor. Atıyorum ki buradan 96 dediniz. Ardından ilkini onayladı. 3 kere yaptığınız zaman alarmınız otomatik olarak kapanıyor bunun dediğim gibi farklı seçenekleri de var. Mesela fotoğraf çekte de şöyle bir şey var. Diyelim ki salonunuzun fotoğrafını çekiyorsunuz. Uyanıp tekrardan salonunuzun fotoğrafını çekmeniz gerekiyor. Yoksa alarm susmuyor ve kapanmıyor. Tabii ki daha fazla burada barkut okutmak, işte matematik problemleri, hafıza oyunları gibi bir sürü seçenek var. Onlara bakabilirsiniz. Ben burada şu quick alarmı seviyorum. Çünkü bazen yattım, uyudum, uyandım. Ama atıyorum 10 dakika sonra bir daha çalsın istiyorum. Biraz uzanmam gerekiyor. Burada ana sayfanızdan direkt ne zaman uyanmak istiyorsanız, ne zaman alarm çalsın istiyorsanız bunu hızlıca seçebiliyorsunuz. Bu da kullanışlı. Şimdi bu bölümden çok uzun konuştum o yüzden atlayayım. Şimdi o zaman standart olarak kullandığım bir uygulamalara ve arayüze geçiş yapalım. Hemen sol tarafta uygulama var. Bu uygulamanın bir widget'ı var ve bu widget'ta takvim. Hemen sağ tarafta ise güneşin doğuşunu ve batışını gösteren bir oldukça güzel bir görsellerle bir yine widget var. Bu benim için çok önemli çünkü mesela video çekmem lazım. Güneş ne zaman batacak? Şu an tepede mi? Hani bunu tek seferde görebiliyorum. Ya da güneşin batmasına buradan hani ne kadar var gibi. Bu güzel bir kılavuz oluyor. Sol üst tarafta ayarlamalar, bağlantılar var burada. Zaten blurlu olarak görüyorsunuz. İşte çeşitli hesapların koruması için, çift aşamalı koruması için bu uygulamayı kullanıyorum. Aynı zamanda maillerim, gmail ve mail. Burada da ise işle alakalı çeşitli uygulamalar var. İşte nedir? Sitenin analizlerini kontrol ettiğim Google Analytics. İşte Wix sitesi için orada Space by Wix. Ziraat Mobil, işte Gelir İdare Başkanlığı, link kısaltma. Business Suite, bu da Meta'nın yani Facebook Instagram'ın bir eklentisi. Yine Short.io çok sevdiğim bir link kısaltma uygulaması. E-Devlet, işte klasik olarak burada aslında hepimizin bildiği işle alakalı şeyler var. Araya bir Ikea karışmış sadece. Aynı zamanda mesela şunu göstereyim. Burada desk kontrol var. Desk kontrol de hemen arka tarafımdaki görmüş olduğunuz benim aslında çalışma masamı kontrol ediyor. Hatta şöyle göstereyim. Burada kontrole girdiğim zaman arkada masanın şu an yükseldiğini görebilirsiniz. Buradan da masayı bu şekilde kontrol edebiliyorum. Ya da alt tarafta favori yüksekliklerim var. Ona bastığım zaman otomatik olarak o yüksekliklere inip çıkabiliyor. Buna ek olarak ise burada Craft diye bir uygulama var. Bu da Notion'un alternatifi bir uygulama. Bunu araştıracağım. O yüzden onu buraya ekledim. Link kısaltma uygulaması, Easyco aynı zamanda ödeme almak için gerekli. Fiverr, işte Payoneer ve Hotels var. Aynı zamanda da burada Google'ın uygulamasını görüyoruz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Geçen haftalarda bir proje için Fiverr'ı ilk defa kullandım. Birine bir logo yapmam, yaptırmam lazımdı çünkü vaktim yoktu kendim yapmam için ve Aldığım hizmetten hiç memnun kalmadım. Bunu söylemek istiyorum. Yani logoyu çok kötü yaptı yapan kişi ve fiyatı da pahalıydı. Doğal olarak ilk işim bir hayal kırıklığı oldu. Şimdi burada Safari Chrome gibi iki tane tarayıcı var. Ben genelde Safari'yi kullanıyorum ama bazen işte Chrome'a da ihtiyacım olabiliyor. Windows'da o sekron olduğu için. Spotify uygulaması var. Fotoğraflar zaten bildiğiniz fotoğraflar uygulaması. Bilmeyenler için söyleyeyim burada Notion benim notlarda kullandığım, içeriklerimi planladığım, bir uygulama. Standart bir not uygulamasına göre daha farklı çünkü burada bir kere bütün cihazlar arası senkron ve buna ek olarak ise siz burada hem not alıp hem proje oluşturma, projelerinizi yönetmeyi yapabiliyorsunuz. Ben YouTube tarafında içerik hazırlamak konusunda fazlaca kullanıyorum. Aslında Notion benim için çok önemli. Onun için ayrı bir videoda hazırlamıştım zaten kanalda. Ona ayrıca bakabilirsiniz. Hemen sağ tarafta Todoist uygulamasını görüyoruz. Todoist de çeşitli hatırlatmalar kurduğum bir uygulama. Buradan artıya basıyorum. Örneğin yarın işte şunu, şunu 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 yapmayı unutma diye işaretliyorum. Ardından bugün mü yapacağım? Mesela yarın önceliği nedir? Öncelik önemli. Ona göre filtreleyebiliyorum. Ya da buradan doğrudan saat girerek mesela şu saatte bana hatırlat diyorum. Apple Watch'a geliyor. Bu arada. Apple'ın da alım satıcılar uygulaması güzel ve kapsam ve ücretsiz ama Todoist hem Windows'da hem de bütün cihazlarda olduğu için kullandım ve de yıllardır kullandığım için öyle bir alışkanlığım var. Hatırlatıcımız var. Hatırlatıcıda aynı zamanda bunun şöyle güzel yönü de var. Mesela belirli konumlar eklerseniz buraya o konuma ulaştığınızda da size çeşitli hatırlatmalar ekliyor. Bu da kullanışlı bir özellik. Tabii bu özelliği ücretli abonelikte sunuyor. Şimdi burada sağ tarafta Instagram, TikTok, Twitter ve Udemy uygulamalarını görüyoruz. Udemy'de de eğitimlerim var. Merak edenler için açıklamayı ekleyeceğim. Şimdi şöyle ki bu uygulamalara çok sık girdiğimden dolayı genelde ve bir, bir alışkanlık olduğu için bunu yıkmak için böyle bir klasörleme yaptım. Çünkü girerken ya şu an Instagram'a girmem yok neyse çıkayım diye bir o bir saniyelik düşünme fırsatı yaratıyor bana. Bu da beni aslında kontrol etmemi sağlıyor. Yani basit bir taktik ama işe yarıyor mu derseniz bazen yarıyor. Şimdi YouTube var burada. Tabii bir de yan tarafta YouTube Studio var. Bu da bildiğiniz üzere istatistikleri kontrol ettiğim uygulama. İşCep var. Creative Cloud özellikle Adobe uygulamalarında çok sık kullandığım bir uygulama. Mesela ben Windows cihazımda bu fotoğrafı düzenledim. Otomatik olarak iPhone'uma da gelmiş oluyor. Bu senkron da işlerimi hızlandırıyor. Kestirmeler. Bitwarden ve LastPass uygulamalarının şifre yöneticisi olarak kullanıyorum. Memnunum. Aynı zamanda Linktree uygulaması var. Linktree de hemen profilimin üzerinde. Burada gördüğünüz gibi bir Linktree uygulaması var. Buradan listeleri oluşturuyorum. Bu listeleri de. Linktree ile beraber yapıyorum. Hani insanlar hızlıca erişsin diye oldukça kullanışlı oluyor. Aynı zamanda işte burada Vix Wix sistemin yönetimi ile alakalı bir uygulama. Vimeo'da benim belli başlı videolarımı yedeklediğim bir bildiğiniz bir platform. Çoğu uygulamayı bildiğinizi tahmin ediyorum burada aslında. O yüzden burada çok vakit harcamayalım ama hemen şu masa üstündeki uygulamasını göstereyim. Bu uygulama çok güzel bir uygulama çünkü. Burada isterseniz hem ana sayfanıza İsterseniz de kilit ekranınıza özel çeşitli widgetler ekleyebiliyorsunuz. Mesela burada add text widget dediğimiz zaman Çeşitli mesela müzikle mi alakalı, yazıyla mı alakalı, çeşitli zamanla mı alakalı Bütün bunlara özel Kendinizi seveceğiniz ya da ihtiyacınız olan widgetleri ekleyebiliyorsunuz. Bazıları ücretli bazıları tamamen ücretsiz. Ben ücretsizini kullanıyorum açıkçası. Şimdi home screen'de de Ana sayfanızda yani Mesela benim kullanmış olduğum widget bu. Farklı farklı içinde çok fazla seçenek var. Takvim olsun, işte gün doğumu, gün batımı gibi. Ya da geri sayım mesela. Oldukça kullanışlı ve güzel bir uygulama açıkçası. Şimdi bunlar benim standart olarak kullandığım uygulamalardı. Aynı zamanda sol tarafa çektiğimiz zaman burada da işte Apple Watch'un ya da AirPods'un şarjını görebileceğim bir şekilde ekledim. İşte çeşitli hisse senetlerin takibi için ekledim. Burada ise Bunlar aslında kestirme. Buraya mesela çalışma zamanımı kontrol etmek için bunu yapmıştım. Kendi işiniz, işinizi yapınca biraz zamanı kontrol etmeniz gerekiyor. Mesela çalıştığım zaman basıyorum. Ne kadar çalıştığımı o zamanı tutmaya başlıyor. Ve bitirdiğim zaman tekrar tıklıyorum. Diyorum ki mesela bugün 8 saat çalıştım. Bugün 9 saat çalıştım. Bunu test edebiliyorum. Şurada sosyal medya kısmı da buraya senkron kestirme oluşturdum ve mesela Instagram'ı açtığım zaman timer'i otomatik olarak zamanı eklemeye başlıyor. Kapatınca durduruyor. E çalışırken de sosyal medyada ne kadar vakit harcamışım bunu ölçümleyebiliyorum. Güzel bir uygulama. Şimdi burada devam edecek olursak çeşitli kısa yollarım, kestirmelerim var. Mesela ışığı açmak istiyorum. Buradan ışık açığa bastığım zaman gördüğünüz gibi ışıklarım açılıyor. Böylece eve geldiğim zaman mesela buradan tek bir tuşa basarak Aksiyon tuşuyla beraber evin bütün ışıklarını, akıllı ampullerini açabiliyorum. Bu arada şurada çeşitli widget'lar ekledim. Denetim merkezinde hemen arkadaki ışığın ismi Kezban. Mesela Kezban'ı buradan açıp kapatabiliyorum. Evde de farklı ışıklar var, onları da yine buradan kontrol edebiliyorum. Tüm uygulamalarımı sizlerle paylaşayım. Bunun için buradan girelim. Şimdi ilk önce sosyale bakalım. Ekşi Sözlüğü gündemi takip etmek için kullanıyorum. Faydalı oluyor. Buradan tüm Ekşi Sözlük yazarlarına da selam olsun. Facebook'ta işte zorunlu olarak artık telefonda eklemeli çok kullanmasam da. Aynı zamanda burada işle alakalı işte LinkedIn uygulamasını ekledim. Telegram, TikTok vesaire var. Bunlarda aslında Telegram'ı hiç kullanmadım bugüne kadar ama acil durum için bulunsun diye ekledim. Üretkenlik tarafına geçiş yaptığımız zaman burada fazlaca uygulama görüyoruz. İşte AdSense uygulaması, mesela şu uygulama güzel bir uygulama. Aslında timer uygulamasına benziyor ama onun yerine şunu yapıyorsunuz. Tek bir şeye bastığınız zaman otomatik olarak o zamanı ölçmeye başlıyor. Mesela ben mail atıyorum hop ölçüyor. Genel bir iş yapıyorum hemen bunu ölçümlüyor. Bu şekilde zamanınızı kaydediyor. Burada işte Binance gibi çeşitli uygulamalar var. İşte cüzdan olsun. Tabi uygulamaların bazılarını kullanmadığım için otomatik olarak silinmiş uygulamalar da var içlerinde. Spark Page uygulamasını mesela tavsiye ederim. Hızlı bir şekilde çeşitli Instagram için ya da farklı platformlar için görseller oluşturmak için çok kullanışlı. Şimdi oyunlar kısmına geçiş yaptığımız zaman burada e, pek çoğunu çok oynamıyorum ama arada bir Clash of Clans'a girdiğim oluyor. Bir de e, Brawl Stars oyunu da arada oynuyorum. Yani her zaman oynuyorum diyemem. Hatta bunu son bir hafta önce yükledim. Bir ara bir Call of Duty falan bu telefonda oynuyordum ama çok fazla da oynamadım. Diğerlerini e, sembolik olarak eklediğim oyunlar. Bir Knowledge is Power'ı bir oynuyordum PlayStation'da ailecik. Bir de FIFA 23'te işte transferleri takip ettiğim bir FIFA seven birisi olarak 2023 o kadar iyi değildi ama yine de fena değil. PlayStation'da arada vakit harcamak için oynuyorum. Şimdi fotoğraf ve video uygulamalarına geçiş yapalım. Burada 500px eski bir işte bilenler vardır fotoğraf platformu. Arada bir kullanıyordum onu. Ama size bazı uygulamalar da hazır yeri gelmişken tavsiye edeyim. Birincisi zaten çoğunuz biliyordur ama işte Pixar olsun, işte Procam uygulaması olsun, Unfold uygulaması olsun, Teza olsun. CapCut uygulaması da güzel. Afterlight'ı da bu arada severim. Çoğunu güncel olarak kullanmasam da orada mevcut. Alışverişle alakalı bunların hepsi bildiğiniz standart alışveriş siteleri. Hani bunların detayına girmeye çok fazla gerek yok ama merak edenler bakabilir. Aynı zamanda burada işte çeşitli eğitim platformlarını da kullanıyorum. Bazılarını güncel olarak kullanmadığım için silindi ama Masterclass'da Udemy'ye bakıyorum onlar yüklü Burada işte alakalı işte kargo takibidir. Aynı zamanda işte siparişlerdir vesaire. Bunları takip ettiğim bölüm. Burada evin akıllı işte ampulü bir tane daha Kezban'ımız var. O da şey yerleri süpürüyor. <laughs> Onun uygulaması. Şimdi yaratıcılık kısmına geldiğimiz zaman da burada tavsiye edeceğim uygulama var mı diye şöyle bakıyorum. Tabii ki Lens Distortion şu uygulamayı kesin tavsiye ederim. Telefondan çok düzenli fotoğraf düzenlemesi yapmadığım için silinmiş bazıları ama hani yüklemek isteyenler için bu Lens Distortion uygulamasından bahsetmiştim. Güzel bir uygulama. Burada da sağlık ile alakalı çeşitli uygulamaları görüyoruz. Şimdi burada ise zero uygulaması var. Bu uygulama da aralıklı oruçla alakalı. Uzun zamandır aralıklı oruç yapıyorum. Evden çalıştığım için hayatımdaki hareket az. O yüzden sık yemek yiyip böyle kilo alma problemini de önüne geçmek istiyorum. Bir de sabahları ve öğlen yemek yediğim zaman bütün enerjimi emiyor. O yüzden yemek yemeyince daha dinç hissediyorum kendimi. O sebeple de bu uygulamayı yükledim. Bir de buradan da onun eklentisi var. Buradan da hani ne kadar açım değilim onun takibini yapabiliyorum. Şimdi elbette daha söylenebilecek çok fazla şey var. Size önerdiğim fotoğraf ve video uygulamalarını şuraya listeliyorum. Bunları mutlaka yüklemelisiniz. Güzel uygulamalar. Umarım ki bu videoda faydalı olmuştur. Telefonu nasıl kullandığım üzerine, neler olduğu üzerine şöyle hızlı bir şekilde konuşmuş olduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Öyleyse kendinize çok ama çok iyi bakın. Görüşürüz.